Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 15 Şubat 2023 itibariyle piyasadaki genel kapanışı değerlendireceğiz. İlk gün kapanışı diyelim buna. Tabii bir yandan da yardım toplama kampanyası var. 101 milyar TL bir yardım toplandı. İyi bir rakam. Allah kabul etsin herkesin yardımlarını, kurumsalların, şirketlerimizin, bireysellerin. Yine mesaj yoluyla da yardımlarınızı yapabilirsiniz. Bu süreç çok zor geçeceğini söylemiştik. Birlik beraberlik olduğu sürece atlatırız arkadaşlar. Evelallah üstesinden geliriz. Güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir ekonomiyiz. Bunca zorluğa rağmen bunu söyleyebilirim dürüst bir şekilde. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şu an canlı yayınlarda bildiğiniz gibi ortak bir yayın yapılıyor. Yardım toplanıyor. 101 milyar TL'ye saat 22.55 itibariyle ulaşılmış durumda. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Tüm yardım eden iş adamlarımızdan, vatandaşlarımızdan, şirketlerimizden Allah 1.000 kere razı olsun. Gelelim Borsa İstanbul tarafına ve altını değerlendireceğiz. Ufaktan kura da bakacağız. Çok bir sürpriz bir durum yok ama orada da bir sürpriz durum oluşabilir. Onunla da alakalı bir detay vereceğim. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda burada rahat olmak önemli demiştim. Yön yukarı olduğunu belirttik. Ve şimdi bundan sonra ne olur sorusuna arkadaşlar, bundan sonra piyasa belli bir noktaya getirilip burada kendi haline bırakılacak. Böyle bir dünya yok. Yani aşağı doğru bastırılmaz. Çünkü atılan adımlar özellikle Şubat sonuna kadar kendini gösterir demiştim. Bunun üstünden bir kez daha geçiyorum. Özellikle Merkez Bankası bankalar aracılığıyla bireysel emeklilik sistemindeki senetlerinden tahvil alabilecek. Yani piyasaya bir para girişi söz konusu. Burada yine yabancı girişinde de bir artış olacağını düşünüyorum. Özellikle bu deprem felaketiyle birlikte parasal genişlemeyi zaten umarım takip edebiliyorsunuz. 99 depreminden sonra da aynı şekilde olmuştu. Borsa İstanbul deprem sonrası ufak bir düşüşten sonra yoluna devam etmişti. Şimdi de aynı görüntü kendini gösteriyor. Ha, burada işte geçtiğimiz hafta pazartesi salı işlemler halen tartışılıyor. Gerek yok tartışmaya. O konu kapandı. İptal edilemeyeceği belli. Keşke hiç açılmasaydı da bu önlemler de borsa kapalıyken alınsaydı. Ama bu da tarihe zaten bir not olarak düşüldü. Umarım bundan sonra yine bir felaket Allah korusun yaşanması durumunda böyle şeyler olmaz. Gönlümüz tabii asla yaşanmaması yönünde. Şimdi borsada nereyi takip edeceğiz? Borsada 5000 puan seviyesinin üzerinde ben kalıcılık göreceğimizi düşünüyorum. Ancak yarından itibaren açılış seansıyla birlikte gelecek olan kâr realizelerine dikkat edin. Sakinliğinizi korumak önemli. Bu noktada tabii genel görüntü çok pozitif, bunu söyleyebilirim. 50 puanlık bir alan var şu anda 5000 puan seviyesine. Bölgenin üzerinde bir üst banda çıkmış olacağız ve yukarıdan gelen düzeltme hattını takip edeceğiz. Burada da 5450 seviyelerinde kapanışları takip edeceğiz. Ben genel görüntü itibariyle olumlu bakıyorum. Çünkü özellikle ülkemiz enflasyon rakamlarına da baktığımızda yıl sonu beklentisi artık %60, hadi en babası %50 seviyeleri olarak artık güncellenecektir. Yani %20, %30, %40'lar artık bir kenara konacak gibi duruyor. Böyle olunca da şimdi sizi mevduat faizindeki %30'lar tatmin edecek mi? Ya da kur korumalıdaki yıl sonuna kadarki beklentiniz sizi tatmin edecek mi? Bence etmeyecek. Altında durum da ortada. Burada da zaman kaybına gidiliyor. Birazdan değineceğim. O yüzden borsa halen iyi bir alternatif. Yani sabreden kazanacak. Günlük bazda göstergeler Allah dönmedi. Bunu belirteyim. Ancak 5000 puan üzerinde kapanış, 4 saatlik kapanışlarda ve günlük kapanışta ala dönecektir. Hatta net bir rakam da verelim. 5005 puan arkadaşlar. Üzerindeki hareketlerde ala dönecektir. Ha, buna takılmamak gerekiyor. Dikkatli olalım. Şu anda hisse senetlerinde bir de geri alım süreci olacak. Bunu tüm hisseler yapacak mı ya da tüm şirketler yapacak mı? Bu tartışılıyor. Şöyle söyleyeyim. Kanun şöyle der arkadaşlar. Geçmiş dönemlere ait zararları olan şirketler geri alım yapamaz. O yüzden hesabınızı yapın, araştırmanızı yapın. Şirketlerin geçmiş dönemlere ait zararları var mı yok mu? Bunlara bir bakın. Kanun böyle diyor. Bir istisna, bir ayrıcalık tanınır mı bu süreçte? Yani çünkü olağanüstü bir durum var. Orasını bilemem. Çünkü içeriden bir haber akışına sahip değilim. Ya da bir ayrıcalık tanınır mı tanınmaz mı bilemiyorum. Ama kanun onu diyor.
Siz de ona göre dikkatli olun. Ha, bugün özellikle işte hisse geri alımı yapacağız diyen şirketlerin haricinde sessiz kalanlar da bugün mesela tavan oldu. Yani genel görüntüye odaklanmak önemli. Ancak bu deprem sonrası yine söylüyorum. Hisse seçimi önemli olacak. Dikkatli olun. Gram altın tarafına geldiğimizde arkadaşlar gram altın tarafında gördüğünüz gibi iki tane yükselen tepemiz ve aşağıdan gelen bir yükseliş trendimiz var. Göstergelerde düşen tepelerimiz kendini gösteriyor. Yani burada bir uyumsuzluk var. Aslında burada dikkat etmemiz gereken bir noktadayız altın tarafında. İpin ucuna geldik mi? Yani 1090 liralar olarak görünüyor. Kırmızı çizginin altı zaman arkadaşlar zorlar. Yani altın yatırımcısını üzer. Buraya da tam olarak Investec verisine göre baktığımızda 1087-1090 liraları gösteriyor. Tabii bizim burada bariz belirgin olan en son tepemiz yine önemli bir destek halinde duracaktır. Zaten bölgede çalışmış daha önce direnç olarak. Burada 1060 seviyesi önemli. Bölgenin altında kalıcılıklarda mavi kanalın içerisine tekrardan giriş başlar. Bu da zaman kaybını beraberinde getirir. Daha önceki kanal içerisindeki altın marketine baktığımızda 5. ayın 20'si ve 11. ayın hemen hemen 20'sine tekabül eden bir 6 aylık süreç arkadaşlar. 6 ay yatayda belli bir bant aralığında giden bir altın. Uyarayım, akıllı olun, aklınızı başınıza alın. Ben dahil kimsenin lafıyla hareket etmeyin. Altındaki yükseliş momentumu iyi bir şekilde bastırıldı ve düşürüldü. Ha, burada kısa vadede zaten şunu da demiştik. Burada da siyah renkte belirtelim. Siyah trend bozulduğunda kısa vade trendi aşağıda orta vadeden gelen kırmızı yükseliş trendine bir yükseliş görürüz demiştik. Bir düşüş görürüz demiştik. Öyle de oluyor şu anda. Geri çekilme devam edecek. Zaten tepeden bu yana 1050-1060 diye belirtmiştim. Durum böyle ilerliyor. Ons tarafına gelelim. Kur tarafına değinmeyeceğim. Sürpriz bir gelişme yok. O yüzden oradaki baskı da devam ediyor. Abartılacak bir durumun içerisinde değiliz. Kıymetli dostlarım, ons tarafına baktığımızda İşte gördünüz Fed'in, Powell'ın nasıl piyasayı manipüle ettiğini, ters köşe yaptığını gördünüz. Tarım dışı istihdam verisi ne bekleniyordu, ne geldi gördünüz. ABD enflasyon rakamlarını takip ettik. İşte gördünüz orada da olanları. Şimdi ne oluyor? Dolar endeksi yukarı, işte Euro dolar, sterlin dolar gibi, ons altın gibi önemli paritelerde aşağı yönlü basmaya devam ediyor. Ons'tan nereye kadar geri çekilebiliriz? Arkadaşlar ons da ilk etapta 1800 psikolojik bir destek. 1790-1780 aralığı önemli burası. Çünkü burası Fibo geri çekilme seviyesinde bir destek arkadaşlar. Ama ben kabaca 1800 diyorum. Şimdi birkaç gün içerisinde yani özellikle haftalık kapanış itibariyle bu rakama odaklanacağız. Genel görüntü zaten bozuk. Şimdi burada yeni bir düşüş hattı bulacaksınız. Bir tepki yükselişiyle birlikte. Yani şu anda durum böyle ilerliyor. Dik bir yükseliş açısı, düşüş açısı tabii kabul edilebilir değil. Ama bu açıyı şöyle biraz daha yaparlarsa bir tepki yükselişiyle birlikte yani şöyle bir durumun içerisine girersek o zaman iş sakata gider biraz da yani biraz daha zaman kaybına doğru gider. Şu anda düşüş trendi devam ediyor. Kısa vade sat sinyalleri üretilmiş durumda. Yine yardımcı araçlarımızı da inceleyelim gördüğünüz gibi. Burada da trendi bozmuş. Zaten hep değinmiştik hem gram bazında hem ons bazında. Sürpriz bir durum yok. Yani abartılacak bir durum yok. Ola ki sürecin devam etmesiyle birlikte yani dolar endeksinde de yani 110'lu seviyelere doğru hareket görürsek buradan nereye gideriz sorusuna şu teori çalışır. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın noktaya geri dönersin arkadaşlar. Dikkatli olun. Şu anda işler kolay ilerlemiyor. Burada yukarı yönlü giderken biraz zorlandığımız ve direnç haline getirdiğimiz seviyeler var. Gördüğünüz gibi hareket burası. Burada 1800-1780 aralığını gösteriyor. İşte az önce değindiğim nokta bu. Şu sol taraftaki bobindi. Yani mumların çok sık işlendiği bölge burası. Burası şu anda sarı kutucuk destek alanı. Fibo rakamında da burayı zaten takip edebilirsiniz. Tutundu, tutundu. Tutunmadı. Yani burada şöyle bir hareketin içerisine de girerse o zaman iş sakata biner. Yani söyleyeyim. Her ihtimali değerlendireceksiniz. Bu da ne demek oluyor? Aşağıda 1600 lira doğru hareketi başlatır. Yani piyasada altın düşmez. İşte altın burada
bizi zarar ettirmez diye bir kaydı usul yok. Böyle bir hikaye yok arkadaşlar. O yüzden herkes aklını başına alsın. Şu anda getiri anlamında Borsa İstanbul iyi bir alternatif zaten. Bugün de yine takip ettik. Tabii bir sürü müdahale var. Yeni müdahaleler de gelir. Bunu da söyleyeyim. Umarım her şeyin hayırlısı olsun. Yine yardımlarımız toplanmaya devam ediyor. Herkes ufak, büyük, küçük demeden yardımını yapsın. Kendi imkanları da olsun. Hatta imkanlarını da zorlasın. Çok fazla vatandaşımız mağdur oldu. Çok fazla vatandaşımızın, kardeşimizin evi, barkı yıkıldı. Mağdur oldu. Biz de elbette bu yaraları saracağız. Bugün onlara, yarın bize çünkü. 15 Şubat 2023 itibariyle piyasa kapanışı değerlendirmemiz bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bol bol dua edin. Yardımlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.